Yaralama ve tehdit suçlarından yattığı cezaevinden 10 ay önce çıkan T.İ. geçen 15 Ekim'de bir yıl önce kendisine boşanma davası açan eşi Sergül İşli'nin Turgut Reis beldesi Mehmet İlmi Caddesi'ndeki evini bastı. Anneleriyle kalan çocuklarının bayramda elini öpmeye gelmemelerine öfkelenen T.İ. ateş ettiği kapının arkasındaki kızı Ebru İşli'yi karnı ve kalçasından yaraladı. Kilidi parçalanan kapının açılması üzerine içeri giren T.İ. oğlu Nazmi İşli'yi sürüyerek 100 metre ilerideki tarlaya götürüp burada çıkan boğuşlamada göğsünden vurarak öldürdü. Daha önce eşi Sergül İşli'nin çalıştığı çamaşırhanedeki işçilerden birine iki kişinin daha canını almadan teslim olmam yazılı olan ve başka tehditlerinde yer aldığı mesaj gönderdiği öğrenilen T.İ.'nin geçen 27 Ekim günü Milas'ın Selimiye beldesinde görüldüğü ve kendine aitken icra yoluyla satılan evi ateşe verip kaçtığı ileri sürüldü. Yakalanması için İl Alay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando taburu ekipleri çalışma başlattı. Son bir haftadır kırsal alanda yoğunlaşan 40 kişilik komando taburu, pazar günü akşam saatlerinde T.İ.'nin izine ilçeye bağlı Kılavuzköy kırsalında rastladı. T.İ.'nin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan ekipler saat 18 sıralarında zanlıyı köy kırsalında yakaladı. Güvenlik güçlerine zorluk çıkarmayan T.İ.'nin üzerinde av tüfeği ile 7 fişek bulundu. Gözaltına alınan T.İ. 75. yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Milas'taki işlemlerinin ardından T.İ. olayın yaşandığı Bodrum'a gönderildi.